demokratlar. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Türkiye bir hukuk devletidir. Ve hukukun dışına hükümetin çıkması, icra organının hukuk dışı bir işlem yapması, bir iş yapması söz konusu değildir. Gezi Parkı ile ilgili olarak verilmiş olan bir yargı kararı vardır. Elbette ki hükümet yargı kararlarına saygılıdır ve uygulamakla yükümlüdür. Bu kararla ilgili olarak temyiz süreci başlatılmıştır. Bölge İdare Mahkemesi'nde devam edecek olan, belki Danıştay'da devam edecek olan bir süreç devam etmektedir. Yargı kararı sona erinceye kadar Gezi Parkı ile ilgili olarak hiçbir tasarrufta bulunulmayacaktır. Yargı kararı lehte çıksa bile, yani hükümet icraatının ve alınan kararların lehinde çıksa bile, dün açıkladığımız üzere hükümetimiz burada halkımızın ne düşündüğünü, ne istediğini ve ne istemediğini öğrenmek üzere bir halk oylamasına gidecektir. Dün ben referandum ifadesini telaffuz ettim. Bilindiği için, herkes tarafından bu bilindiği için, plebisit diye, yani belediyelerin özellikle verilen kararlarda, yapılan icraatlarda halkın görüşüne başvurduğu bir çeşit mini referandum, mini halk oylaması vardır. Bunun telaffuzu bile zordur. Ama şunu söyleyeyim, bu durumda da İstanbul halkı ne istiyor, İstanbul halkı ne istemiyoru ölçmek için, bunu değerlendirmek için bir halk oylamasına gidilecektir. İstanbulluların verdiği karar bizim için son derece saygıdeğerdir. Ve lehte de çıksa, aleyhte de çıksa hükümetimiz bunu elbette uygulayacaktır, uygulamak durumundadır. Ayrıca yine bu toplantıda bulunan eylemciler, onların temsilcileri ve sanatçılar, polisin zaman zaman burada orantısız güç kullandığını ifade etmişlerdir. Keyfi davranan ve orantısız güç kullanan güvenlik görevlileriyle ilgili de hükümetin duyarlılığını talep etmişlerdir. İlgili gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılmasını istemişlerdir. Zaten başından itibaren hükümet de aynı görüştedir. İnceleme soruşturma başlatılmıştır. Eğer birilerinin göz göre göre yanlış yaptığı ve suç işlediği tespit edilirse elbette hukuk devletinde devlet memurları da suç işleme imtiyazına sahip değildir. Ve onlar da suç işlerlerse kendilerine kanunların öngördüğü cezai müeyyideler uygulanacaktır. Bu arada Gezi Parkı, değerli basın mensupları, şu anda parktır. Ve yargı kararı çıkıncaya kadar, halk oylamasının sonucu belli oluncaya kadar burada da farklı bir tasarrufa gidilmeyecektir. Ancak Gezi Parkı sadece belli bir grubun gidip 24 saat yaşadığı bir park olmaktan derhal çıkmalıdır. Oradaki özellikle hasreten barışçı ve demokratik bir eylem gerçekleştirmek üzere çevrecilik ve yeşil konusunda hassasiyetlerini ortaya koymak üzere toplanan gençlerimize de burada bir ağabeyleri olarak söylüyorum. Bu saatten itibaren gidip evlerinizdeki sıcak yataklarınızda, rahat yataklarınızda yatmanız çok daha doğru olandır. Bunu yapmanız gerekiyor. Netice itibariyle gelen, görüşmeye katılan eylemcilerin temsilcileri ve sanatçıların da görüşü bu istikamettedir. Onlar da biraz sonra sizlerle bunları paylaşacaklardır. Bu arada biliyorsunuz bu olaylar Gezi Parkı olayı olarak başladı. Ancak farklı mecralara götürüldü. Gezi Parkı'nın rüzgarıyla acaba yelkenlerimizi şişirebilir miyiz? Göz açıklığı yapanlar oldu. Birçok vatandaşımızın canına, malına zarar verildi. Ve maalesef büyük bir keder ve teessürle ifade ediyorum. 4 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Biri de bir polisimizdi. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Onların kederli ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum. Bu gerilimin, bu gerginliğin ve ülkemizin hiç de hak etmediği bu ortamın bir an önce ortadan kalkmasını istiyoruz. Özellikle dış basın, belli başlı basın yayın kuruluşları bunu fırsat bilerek ülkemizi Orta Doğu'daki belki en geri kalmış ülkeler gibi gösterme çabası içine girmişlerdir. Bunu da hak etmediğimizi, millet olarak da buna karşı bir duruş sergilememiz gerektiğini de buradan ifade etmek isterim.
Canı yananlardan dolayı üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Gönlü kırılanlardan dolayı üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Eğer birileri orada bir illegal örgütün temsilcisi olarak gelip polise taş atmışsa, demir bilyeler atmışsa, molotof kokteylleri atmışsa, devletin malına, kamunun malına zarar vermişse, şahısların malına zarar vermişse bu söylediklerim onlar için değildir. İllegal örgütlerin ve özellikle pusuda bekleyen kötü niyetlerin kötü niyetlerini tatbik edecekleri bir ortamı oluşturmama konusunda herkesin büyük bir hassasiyet içerisinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Temenni ederim ki birkaç saat sonra güneş daha parlak doğar, yarınlarımız daha aydınlık olur. Kimsenin zarar görmediği, kimsenin dayak yemediği, kimsenin dayak atmadığı ve kimsenin bir şekilde dediğim gibi canının yanmadığı bir ortamın oluşmasını hepimiz temenni ediyoruz. Ve ben bu temennilerle bütün Türkiye'ye günaydın demek istiyorum. Bu saate kadar, bu geç saatlere kadar sizler de uyanıp işinizin başında kaldınız. İnanın Türkiye'nin başbakanı belki bugün 18 saat belki daha fazla çalışmış olmasına rağmen bu saatlere kadar buradaydı. Yarın erken yine çok önemli mesaisi var. İl başkanları toplantısı var, saatlerce sürecek. Eğer Türkiye bir demokratik ülke olmasaydı bunlar olmazdı. Türkiye'yi antidemokratik göstermeye, Türkiye'nin başbakanını farklı vasıflarla vasıflandırmaya özellikle çok meraklı olan ve bu konuda da büyük bir gayret içerisinde olanlara da buradan sesleniyoruz. Bizi Orta Doğu'daki geri kalmış ülkeler gibi, 3. dünya ülkeleri gibi göstermeye hakkınız yoktur. Türkiye'nin demokrasisi çok şükür ki rayına oturmuştur. Her tarafta arıza olduğu gibi burada da arızalar vardır. Daha dün Londra'daki görüntüler biliniyor, Wall Street görüntüleri biliniyor. Dünyanın her yerinde bu tip toplumsal olaylarda maalesef istenmeyen görüntüler ortaya çıkabiliyor. Benim size anlatacaklarım bunlardır arkadaşlar. Müsaade ederseniz bu saatten sonra bu saatten sonra benim bütün bu anlattıklarım başka anlama gelmez hanımefendi. Bütün bu saatten sonra isterseniz soru cevap yapmayalım ama çok ısrar ediyorsa bir referandum için yargı sürecinin bitmesini bekleniyor. Elbette yargı nihai kararını vermeden tabii ki Evet. Efendim halk oynaması bununla dair bir şey netleştirmek adına çok umutlu konuştunuz çünkü. Ben çok umutlu konuştum. Biraz sonra buraya gelen ve misafirimiz olan gerek eylemcilerin temsilcileri gerekse sanatkarların da ben umutlu olacaklarını, umutlu konuşacaklarını düşünüyorum. En azından içeride aldığım intiba budur. Biraz sonra hep beraber onları da dinleyeceğiz ve izleyeceğiz. Çok... Taksim dayanışması, Sayın Bülent Arınç'la görüşmesi sonrasında referanduma karşı olduğunu söylemişti. Bu görüşmede hem sanatçılar hem Taksim dayanışmasından isimler halk oylaması fikrine nasıl yanaştılar? Arkadaşlar, bakın halk oylaması fikri, şimdi diyor birisi diyor ki halk bunu istemiyor. Bu söylediğiniz halk hangi halktır? Şimdi bu dediğiniz halk mı, başka türlü halk mı? Eğer halkın kim olduğunu soruyorsanız, bakın biz İstanbul'daki herkese halk diyoruz ve herkesin görüşünü soruyoruz. Eğer birisi referanduma karşı çıkıyorsa, yani halk oylamasına karşı çıkıyorsa, lütfen demokrasi kelimesini çok telaffuz etmesin. Bu tür tavırlar içerisinde olanların demokrasi havarisi kesilmesi de samimiyetle bağdaşmaz. O zaman başka bir şeyden söz edeceksiniz. Efendim son olarak başbakan son bir uyarı yapmıştı bugün göstericilere, ailelerine artık onları oradan alın diye. Bu görüşmeden sonra artık o uyarılara gerek kalmayacağı intibanı siz edindiniz mi? Ben de aynı uyarıda bulunuyorum. Ben hem anne babalara diyorum ki oradaki evlatlarınız sıcak yataklarında yatsınlar. Hem sevgili gençlerimize diyorum. Yani eğer şu anda gelen arkadaşlar da zaten bu tür taleplerle gelmişlerdir. Bu tür talepler konuşulmuştur ve bu şekilde de iyi bir noktaya gelinmiştir. Dün zaten halk oylaması meselesini ifade etmiştim. Bugün de sizlerle bunları paylaştım. Bir kez daha çok kısa bir soru olabilir mi? Buyurun efendim. Eğer sıcak yataklarına yarın geceden itibaren gitmezse oradaki eylemciler, Gezi Parkı'ndaki eylemcileri kastediyorum,
daha ne kadar beklenecek, bir müdahale gündeme gelebilecek? Ben, bu konuda bir kırmızı çizgi bir... Arkadaşlar dün de söylemiştim. Bakın hükümet bu konuda son derece müsamahkar davranmıştır, davranmaktadır. Bir kez daha altını çiziyorum. Eğer Türkiye demokratik bir ülke olmasaydı zaten bunlar olmazdı. Bu tip şeylere müsamaha da edilmezdi. Demokrasinin müsamahası nereye kadarsa oraya kadar gösterilmiştir. Yani hükümetin orada çok uzun boylu bu Gezi Parkı'nın bu şekilde işgal altında tutulmasına müsaade edeceğini hiç zannetmiyorum. Bu da sorunuzun sanırım cevabı olabilir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sence nasıl? Evet sevgili seyirciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in açıklamaları vardı. Şöyle bir özetlemek gerekirse, benim duyduğum kadarıyla uzun bir süreçtir ilk defa yargı kararına atıfta bulundu Hüseyin Çelik ve iktidar kanadı. Yargı kararı ile ilgili bir süreç devam ediyor dedi Taksim Gezi Parkı ile ilgili ve bu süreç Temmuz'da dedi. Yargı hükümetin istediği lehte bir karar verse dahi özellikle belediyelerin kendi sistemleri içinde oluşturduğu bir anket, bir mini halk oylaması şekliyle yine vatandaşa ve halka bu konunun sorulacağının özellikle altını çizdi. Bir diğer talep tabii ki özellikle çok son derece orantısız şiddet uygulayanlar ve elbette ki bunlara emir verenlerle ilgiliydi. İnceleme ve soruşturma devam ediyor demekle yetindi ve Gezi Parkı'ndakilere de evinize dönün, sıcak yatağınızda yatın çağrısını bir kez daha yineledi. Özellikle iki ayrı yerde demokratik ülke olunmasaydı işte başbakanla bu görüşmeler olunmaz vesaire şeklinde açıklaması oldu Sayın Çelik'in, ama hemen hatırlatmak lazım, bu sürece gelmek için 4 insan hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı. Bizi Orta Doğu'daki ülkelere benzetmeyin ya da oradaki yönetimlere benzetmeyin açıklamasını yaparken de evet oradakileri, ölenlere andı, yaralılara acil şifalar dilendi ama demokratik ülke olmazdı tanımıyla ilgili belki altına ekleyeceklerimiz bunlar olabilir. Ve Gezi Parkı bu direnişine devam ederse buna müsaade edecek misiniz şeklinde bir gazeteci arkadaşımızın sorusuna da sanırım cevabınıza yeterli olur diyerek bu şekildeki işgale müsaade etmeyeceğiz açıklaması da dikkat çekti Hüseyin Çelik'in. İçeriden çıkan sanatçıların açıklamaları olacak. Onları da canlı olarak ekranlarınıza getirebilir miyiz bilemiyorum. Şu anda Başbakanlık'ta direnişe ilişkin olarak Gezi Parkı'ndaki direnişe ilişkin olarak Taksim dayanışması ve sanatçıların bir arada olduğu toplantı Başbakan Erdoğan'la gerçekleşti. Yaklaşık 3,5-4 saat civarında sürdü bu toplantı. Sabahın erken saatlerinde Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir programı il başkanlarıyla bir araya geleceğini de Hüseyin Çelik söyledi. Bir kez daha toparlamak gerekirse ilk defa bu kadar net vurgularla belki ilk defa demek mümkün. Yargı kararına atıfta bulunuldu ve zaten mevcutta bir yargı kararı var ve bu süreç şu an Temmuz'da. Yargı lehte dahi karar verse bile belediye içinde, belediyeler çerçevesinde gerçekleştirilen bir sistem var diyerek bir mini halk oylamasına işaret etti. Gerçekleşen olaylarla ilgili inceleme ve soruşturmalar devam ediyor açıklaması vardı. Gezi Parkı'ndakilere evinize dönün, sıcak yatağınızda uyuyun çağrısını tekrarladı. Ve demokratik ülke olmazdık, bütün bu görüşmeler demokratik ülkelerde olur vesaire şeklindeki açıklaması da dikkat çekti. Ama bunu söylerken de bir yandan hayatını kaybedenleri andı, rahmetle andı ve yaralılara da acil şifalar dileklerini iletti. Bu iki kriterle zaten demokratiklik çizgisi de daha ilk dakikadan tartışılır hale geldi. Görüşmeden iktidar kanadına yansıyan başlıklar bu şekilde. Oldukça esasında yorgun bir açıklama gerçekleştirdi Hüseyin Çelik. İlk başlarda soru dahi almayı pek kabul etmedi. Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında birkaç soruya yanıt verme gayreti içinde oldu. Ve birazdan da içeriden çıkacak Taksim dayanışmasına ilişkin açıklamalar olabileceğine yönelik de ifadeleri oldu.
Şu an sanatçıları ve Taksim Dayanışması üyesi Cem Tüzün'ün görüntüleri yansıdı. Bilmiyorum açıklamayı ortak mı yapacaklar, ayrı ayrı mı değerlendirecekler. Bunu da takip ediyoruz. Bir yandan da Dolmabahçe'deki görüşme devam ediyor. Oradaki görüşme biraz daha kalabalıktı ve gecenin ilerleyen saatlerine yansıması da elbette ki muhtemeldir diyerek bir yeniden gündem diyelim. Adana'da binlerce yurttaş direniş şehitleri için sokaklara döküldü. Her yer Taksim, her yer direniş sloganları atan yurttaşlar Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalı Taş, Ethem Sarısülük ve İrfan Tuna için yazılı pankart açtı. Adana'da binlerce yurttaş hükümet istifa eylemlerinde hayatını kaybeden şehitler için yürüdü. Kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda toplanan yurttaşlar Uğur Mumcu Meydanı'na doğru sloganlarla harekete geçti. Atatürk Caddesi'nin bir yönünü trafiğe kapatan yurttaşlar direniş şehitlerini andı. Sarısülük ve diğer yaşamını yitiren arkadaşlarımızın baş sorumlusu Başbakan Erdoğan ve AKP hükümetidir. Evet sevgili seyirciler, sanatçılar ve Taksim dayanışması da şu anda mikrofonların başında. Bir kulak verelim. Başladım açıklama arkadaşlar. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet tamam mıyız arkadaşlar, sesi geldi. Tabii evet veriyoruz. Halit Ergenç sanıyorum. Oldukça uzun bir toplantıydı. Biz bütün bu süreç içerisinde sanatçılar olarak ve dayanışmadan arkadaşlarımız da olmak suretiyle neler yaşadığımızı, sürecin işleyişini nasıl gördüğümüzü, kaygılarımızı ve çözüm önerilerimizi dile getirdik. Sayın Başbakanımız bizi bütün bu konuşmalarımız sırasında dikkatle dinledi ve nihayetinde bir takım sonuçlara vardık. Bunları zaten Sayın Bakanımız biraz önce size açıkladılar. Öncelikle yargı sürecine saygılı olduklarını ve yargının haricinde davranmayacaklarını bize tekrarladılar. Eğer yargı süreci sonunda karar olumsuz olursa park açısından, Gezi Parkı açısından, eğer kışta yapılmaması kararı çıkarsa buna uyacaklarını ve burayı park olarak düzenleyip koruyacaklarını söylediler. Eğer yargı süreci sonunda olumlu sonuç çıkarsa o zaman da halk oylamasına gitmeyi istediklerini söylediler bize. Dolayısıyla bu yargı sürecinin sonuna kadar zaten herhangi bir değişiklik olmayacaktır Gezi Parkı'nda. Bunun sonrasında artık orada bulunan arkadaşlarımızın evlerine dönmelerini istediklerini, bu süreci izlemelerini ve takip etmelerini istediklerini söylediler. Artık herkesin rahat bir şekilde yatağında uyumasını ve bu gergin ortamın sokaklarda olan olayların da nihayete ermesini istediklerini söylediler. Ve en önemlisi tabii bizim de gördüğümüz, pek çok insanın şahit olduğu bu şiddet gösterileriyle ilgili bizler de kendi sıkıntılarımızı, onlar da kendi sıkıntılarını dile getirdiler. Ve bu süreç içerisinde de kim şiddet gösterdiyse, talepleri de var. Sayın Bakanımızın da bizden talepleri var. Dediler ki elinizde olan herhangi bir görüntü, herhangi bir delil ne varsa mutlaka bize ulaştırın. Taraf önemli değil. Kimin kime şiddet uyguladığı söz konusu değildir. Her taraftan olabilir. Biz bunun soruşturmasını başlattık. Sonuna kadar da yürüteceğiz. Buna da bu teminatı veriyoruz dediler. Nihayetinde aldığımız sonuç herhalde bu kadar. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Temsilcileri burada, isterseniz onlar konuşsunlar bununla ilgili. Kendi düşüncelerimize söyleyelim. Özellikle bu süreci başından beri takip eden, demokratik yollarda çözüm üretmek için parka çıkan, yetkililerle görüşen, yani televizyonda seyretmek yerine demokrasiye emek harcayan bütün sanatçı arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu görüşmeler sonucunda, bilgi toplama sonucunda biz önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Sayın Abdurrahman Şen'e, sonra keza onun sayesinde Sayın Kadir Topbaş'a ulaştık. Sanmayın ki bu süreç sadece burada Sayın Başbakanımız ve bakanlarımızla yaptığımız saatler süren görüşmedir. Hayır arkadaşlar. Bu yüzden teşekkür ediyorum dostlarıma. Saatlerce görüştük. Sayın Valimizle görüştük. Bu arada Gezi Parkı direnişindeki arkadaşlarımızla defalarca konuştuk. Hep onların yanındaydık. Hep onların dertlerini anlamaya çalıştık. Bilgi topladık. Ve bütün bu sürecin sonunda Sayın Başbakanımıza görüşmek istediğimizi ilettik. Kabul ettiler. Ve bütün bu Gezi Parkı sürecini oluşturan barışçıl demokrat yollar dışında hiçbir yol asla düşünmeyen çok değerli arkadaşlarımızla burada saatler süren bir toplantı yaptık. Ve ben kendi adıma çok mutlu ayrılıyorum. Çünkü siz Sayın Hüseyin Çelik'in ve sevgili Halit Ergenç kardeşimizin açıklamalarını duydunuz. Bundan sonra eminim hepimizin beklediği, bütün insanımızın beklediği, bütün Türkiye'nin beklediği süreçlerinin zaten var olan bu süreçlerin altı iyice çizilmiştir, pekiştirilmiştir. Ben bu yüzden emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Benim gönlümde yatan şu, buradan İstanbul'a gidip Gezi Parkı'ndaki arkadaşlarımızla hep beraber bu sefer sanatımızla, evet, şiirlerimizle, belgesellerimizle, şarkılarımızla bu işi demokratik anlamıyla bir yerde bir finale, bir taşlandırmaya getirmek ve bütün bu hukuk süreci zaten sürüyor ve Taksim Parkı parktır bu süreçte zaten, kendi adını almıştır. Ben emeği geçen herkese tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Taksim dayanışma konusu da vardı. Sonuçta bu eylemler, evet, Türkiye çapında yapıldı. Ankara'da, Adana'da. Onlar da özgürlükler ve hayat tarzına müdahale gibi endişeler dile getirdiler. Bunlar dile getirildi mi ve bu konuda hükümet kanadından ne düşündü? Değerli arkadaşlar, 17 Ağustos depreminde hepimiz parklara koştuk değil mi? Çünkü bu ülkenin toprağının altında büyük bir gerilim vardı. Birdenbire ortaya çıktı ve kırıldı. Parklara sığındık. Şimdi biz Marmara depremini bekliyorduk. Ama yine birdenbire depremden önce parklara dolduk. Neden? Çünkü demek ki toplumda bir gerilim vardı. Nasıl ki depremden sonra sismologlar, yer bilimciler, jeologlar konuştuysa, bundan sonra bu sürecin tahlilleri elbette ki medya sayesinde, umarım medya sayesinde yapılacaktır. O apayrı ve uzun bir süreçtir, tartışma konusudur. Biz şu anda özellikle can güvenliği açısından Gezi Parkı'ndaki arkadaşlarımızın teminatı ve bütün olayların başlangıcı olan çevreci yaklaşımın kazanımlarıyla buradan ayrıldığımızı düşünüyorum. Demokratik bir sürecin başladığına inanıyorum. Ondan sonrası artık bütün görüş bildiren değerli insanlara ait olacak. Evet. Taksim gününden bu yana hep en başta siz de yer aldınız. Gelinen noktada eylem amacına ulaşmıştır ve eylem artık bitirilmelidir diyebiliyor musunuz bu görüşmeden sonra? Ben öncelikle isterseniz Taksim dayanışma, evet, kendi fikirlerini Taksim dayanışmanın açıklamasını da dinleyelim mi arkadaşlar? Biz buradan çıkalım. Hayır, sorunlara sizde kalın, sorunlara tabii. Yanıt verirsiniz. Sizle ilgili sorular olursa. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle Sayın Başbakan'a ve heyete yer alan ilgili bakanlara bizleri davet ettikleri için teşekkür ediyoruz. Tayfun Kahraman, Taksim Dayanışması Sekreteryası adına konuşuyorum. TUMOP Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanıyım arkadaşlar. 17 gündür Gezi Parkı ile başlayan çevre hakkı ve demokrasi mücadelesi ülkemizde büyük bir iz bıraktı. Sayın Başbakan'a günlerden bu yana ifade ettiğimiz değerlendirmelerimizi bugün tekrar ifade ettik. Başbakan, yargı sürecinin sonucunu bekleyeceklerini ve ardından halk oylamasına gitmek istediklerini bizlere ilettiler arkadaşlar burada. Sayın Başbakan, oylama sonucunda park olarak kalmasının tercih edilmesi halinde, yani vatandaşlarımız, İstanbullular bu alanın park alanı olarak kalmasını tercih ettiklerinde bu karara uyacaklarını ifade ettiler. Bu aşamada öncelikle yargı nihai kararını verene kadar projenin uygulamaya
geçilmeyeceğini ifade etmesi Sayın Başbakan'ın bu gecenin olumlu sonucudur arkadaşlar. Güvenlik kuvvetlerinin ölçüsüz ve kuralsız güç kullanımı konusunda soruşturmaların süreceğini, gereken önlemlerin alınacağını kendileri bildirmiştir. Başbakanımızın tarafımıza yapılan açıklamalarını ülkemizin tüm kamuoyunun, Gezi sakinlerinin takdirine bırakıyoruz. Buradan çıkan pozitif yönlü yaklaşımı değerlendirmelerini bekliyoruz. Biz bugün burada hala da süren bu sürecin ve Sayın Başbakan'ın bizlere ifade etmiş oldukları bu sözlerin takipçisi olmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Taksim dayanışması olarak teşekkür ediyorum. Bu sözler eylemin bitmesi için yeterli. Yani bu sözler az önce de ifade ettiğim gibi pozitif yönlü sözlerdir arkadaşlar. Pozitif yönlü bu sözlerin arkadaşlarımızın da pozitif olarak değerlendireceklerini bizler buradan düşünüyoruz. Bundan sonraki adımınız ne olacak peki döndüğünüz zaman? Efendim, şu anda Gezi Parkı'nın park olarak kalması arkadaşlar açıktır. Gezi Parkı yargı süreci tamamlanana kadar park olarak kalacaktır. Yargıdan bir iptal kararı çıkması halinde Başbakanımızın ifade ettiği gibi park olarak kalmaya devam edecektir. Bu süreç açıktır burada. Siz kendiniz Taksim dayanışması olarak oradaki arkadaşlarınız bu geceden itibaren çekilecekler mi? Yarın arkadaşlar bunu yarın sabah arkadaşlarımızla, şimdi bizler de Gezi Parkı'na gidiyoruz buradan. Yarın akşamki etkinliği söyleyeceğiz. Yarın bunu değerlendireceğiz. Yarın akşam da bu yönde bir etkinlik yaparak eğer bu yönde bir şey oluşursa arkadaşlarımızın takdirine bırakarak. Ben değerli arkadaşlar bu konu tamamen bir parka, yaşam alanına duyarlılıkla başladı. Dolayısıyla burada söylenenleri değerli yurttaşlarımız, Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'ndaki duyarlı insanlar değerlendireceklerdir. Nasıl ki kendilerine karşı uygulanan bir şiddette bir toplumsal duyarlılığı harekete geçirmişlerse kendilerine karşı bir olumlu öneri üretilmesini de aynı duyarlılık içerisinde değerlendireceklerdir. Ve nitekim yarın akşam bu konuda Taksim Gezi Parkı ve meydanında bir buluşma gerçekleştirilecek. Burada yurttaşlar kendileri kararlarını vereceklerdir. Sizce bitirilmeli midir efendim? Sizin şahsi görüşünüzü soruyorum. Sizce bu eylem artık bitirilmeli midir? Efendim, meydanlar toplumun demokratik ve barışçı taleplerini özgürce, hiçbir sınır olmadan dile getirdikleri alanlardır. Dolayısıyla demokratik taleplerin bitirilmesi, sonlandırılması diye bir yaklaşım yerine yurttaşların bu haklarını kullanmalarının güvence altına alınmasından söz edebiliriz. Arkadaşlar, yarınki etkinliğe ilişkin şunu da ayrıca belirtmek isterim. Biliyorsunuz bu süreçte ne yazık ki 4 ölüm gerçekleşti. Bizler bunun acısını hala da yüreğimizde hissediyoruz. Bu nedenle yarınki etkinlik bir şenlik olmayacaktır. Yarınki etkinliğimiz bir bu arkadaşlarımızı anma, yaralı arkadaşlarımızla dayanışma etkinliği olacaktır arkadaşlar. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ağıtlarla, türkülerle. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Ankara'da görüşmeler bu şekilde tamamlandı. Açıklamaların yansıyan başlıklarını, önemli başlıklarını anlatalım. Önce Halit Ergenç, tiyatro ve sinema sanatçısı açıklama yaptı. Toplantıda bir takım kararlar alındığını ifade etti ve az önce Hüseyin Çelik'in, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in açıklamalarının içeriğine, işte yargı süreci, eğer yargıda Gezi Parkı'nın iktidar kanadından lehte bir karar çıkması sonrasında bir mini referanduma gidileceğine, eğer Topçu Kışlası yapılmasına yargı izin vermezse de park olarak o bölgenin korunacağına ilişkin açıklamasını gerçekleştirdi.
Halit Ergenç açıklamasında olaylar nihayete ersin artık açıklaması oldukça dikkat çekici. Şiddet olaylarıyla da ilgili elimizde olan herhangi bir görüntü ve buna benzer soruşturmada kullanabilecek bilgi, belge varsa onların kendilerinden talep edildiğini özetle aktardı. Peşinden Sunay Akın esasında burada bir bilgi çelişkisi de ortaya çıktı. Görüşme trafiğine ilişkin bilgi verdi Sunay Akın. Sunay Akın'ın ifadesinde biz Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da ve benzeri kurumlarla da görüşmeler gerçekleştirdik. Başbakan'dan biz talep ettik ve bu görüşme gerçekleşti dedi ama diğer konuşmacılar talep iktidar kanadından geldi açıklaması vardı. Burada belki de sanatçılar ve Taksim dayanışması açısından iki ayrı durumun ortada olduğu gözlemleniyor. Biraz burada kafalar karıştı. Alanların tepkisi üzerine iki defa soru soruldu. Biraz bu havada kaldı. Yani alanların demokratik hak ve özgürlük talepleri, buna yönelik ortaya koyduğu alanlardan yüksek sesle haykırdıkları sesler vardı. Buna ilişkin olarak Sunay Akın ve Halit Ergenç'in konuşmalarının bitiminde sorular geldi. Biraz bunlar havada kaldı. Çünkü Taksim dayanışması adına açıklama yapılmasının önemli olduğunu ifade etti sanatçılar. Ve Taksim dayanışması adına ilk sözü Tayfun Kahraman aldı. Tayfun Kahraman yargı kararı mevzusu konusunda olumlu görüş belirtti. Sert müdahalelerle ilgili yapılan açıklamanın yeterliliği ya da yetersizliğine yönelik bir açıklamada bulunmaktan sakındığını söyleyebiliriz. Bütün bu süreci Gezi sakinlerine anlatılacağını ve Gezi sakinlerinin takdirine sunulacağını ifade etti. Bir memnuniyet ifadesi olarak belki bir pozitif toplantı gerçekleşti. Pozitif sözlerdi bunlar dedi ve arkadaşlar da bunu bu şekilde değerlendireceklerdir açıklamasını yaptı. Bunu sabah ve gün içinde değerlendireceklerini akşam saatlerinde de yani bugün akşam saatleri Cuma gününün akşam saatlerinde de bir şenlik havasında bir buluşmadan bahsedildi. Biraz o anlamda da içi dolmadı ne kastedildiği. Bu eylemlerin bitmesi için yeterli mi sorusu Taksim dayanışmasına soruldu. İp Muhçu devreye girdi ve meydanlar özgürlüklerin dile getirildiği yerlerdir. Bunun bir güvence altına alınması gerekir ya da güvence altına alınmalıdır gibi bir ifadesi oldu. Tartışılacak çok unsur mutlaka var. Twitter'da bu tartışma şu anda başlamış gibi de gözüküyor. Yoğunlukla eleştirinin söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Yaşam biçimine saygı meselesi ve bu eksende AKP iktidarına yönelik istifa sloganlarıyla tüm Türkiye'ye, tüm alanlara yayılan bir süreçti Taksim Gezi dayanışması süreci. Bunlara yönelik olarak da birkaç defa gazeteci arkadaşlarımızın sorgusunun havada kaldığını söylemek mümkün. AKP kanadında Gezi Parkı anlamında bir ciddi geri adımdan belki bahsetmek mümkün. İlk defa bir yargı kararına atıfta bulunuyor. Hatırlayacaksınız Topçu kışlasına ilişkin olarak bir işlem yapılmaması yönünde verilen bir karar vardı ve bunun bir temiz süreci olduğunu Hüseyin Çelik ifade etmişti. Yargı lehte karar verirse yani oraya Topçu kışlası yapılsın kararı verilse bile o bölgeye bir kışla ya da benzeri bir yapılanmanın gerçekleşmesi için belediyeler nezdinde oluşturulan bir mini referandum ya da bir mini anket şeklinde sürecin hayata geçirileceğini ifade etti. Eğer yargı Topçu Kışlası'na son ayakta da red yanıtı verirse orayı park olarak korunabileceğine yönelik olarak en net cümleyi bu şekilde belki telaffuz etmek mümkün. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce insanın yaralandığı hatta binlerce insanın yaralandığı süreçle ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiğine yönelik olarak bilgiler var. Gezi Parkı'na evinize dönün çağrısını Hüseyin Çelik gerçekleştirmişti. Taksim dayanışması Gezi Parkı'nın tepkisine ilişkin sorulara Gezi sakinlerinin takdirini sunacağız ya da sunuyoruz şeklinde bir değerlendirmesi vardı. Anlaşılan o ki Gezi Parkı'nın gün içindeki kodları kamuoyunca tartışılacak ve değerlendirilmesi